Bir özel demeçle devam edeceğiz. Muhalefetin 4 bakan hakkındaki fezlekeleri geciktirmekle suçladığı Meclis Başkanı Cemil Çiçek canlı gazeteye konuştu. Fezlekeler 28 Şubat akşamüstü geldi. Aynı gece hukuk işlerine havale ettim dedi. Ertesi gün meclis tatil kararı aldığında da İstanbul'da olduğunu söyledi. Canlı Gazete'nin Ankara temsilcisi Murat Sabuncu'nun yaptığı özel röportajda kimsenin yaptığı yanlışı savunmam sözleriyle gazetemize manşet oldu Cemil Çiçek. Gündemdeki isim Meclis Başkanı Cemil Çiçek. Muhalefet Çiçek'i 17 Aralık yolsuzluk operasyonu ile ilgili Meclis Başkanlığı'na gelen fezlekeleri geciktirmekle suçluyor. Çiçek gündemdeki soruları canlı gazete için cevapladı. 28 Şubat'ta meclise ulaşan fezlekelerden kamuoyunun haberi savcılık açıklamasıyla meclis seçim tatiline girdikten 2 gün sonra oluyor. Çiçek her şey hukuki deyip o günleri şöyle anlatıyor. Bir gizlilikse onu da anlamıyoruz. Herkes konuşuyor meydanlarda, konuşuyor, ses kayıtları var, başkaları var, her şey var. Gizliliği ihlal etmemek için bir değerlendirme süratle yapın diyoruz. Gece yarısı. Arkadaşlar hukuk hizmetleri bu değerlendirme yapıyor. Ama ertesi gün. Yani 1 Mart. Ertesi gün 1 Mart. 1 Mart ben İstanbul'da bir programa gittim. Şimdi aldıkları karar gereği cumartesi, pazar, pazartesi yani 3 Mart gününe kadar da çalışılacak. Gündemde konular var. Ama 1 Mart günü zımni veya aleni veya iktidar partisi öyle gördü veya zımnen anlaştılar. Zaten uzun süredir de gece yarılarına kadar, sabahlara kadar çalışıldığı için ya bir kısım şeyleri seçimlerden sonra bırakalım diye de genel bir hava var. 1 Mart günü elden karar alıyorlar. Danışma kurulu kararı. Diyorlar ki yani o gün gündemde olan işte demokratikleşme paketi daha somut şekliyle ifade edelim. Bitirdikten sonra meclis kapansın. Böyle bir mutabakat var. Bir karara bağlanmış. O gün ben yok. Başkan vekili arkadaşımızın elden dolaştırdılar. Üstelik burada da şey değil. Bir mutabakat hazır olmuş. Dolayısıyla zaten toplantı ilk genel kurulda okunacak. Cumartesi günü saat 2'de başladı. Ara vermeksizin pazar günü sabahına kadar. Şimdi bu gelen bilgiye sunmaların da bir sıralaması var. Yani kanun görüşmelerine geçildikten sonra bu şeyler yapılamaz. Kaldı ki yarım günde 11 klasörün okunması ve demin söylediğimiz hususların ortadan kaldırılması mümkün değil. Ha, bir başka şey daha. Peki yani pazar açık olsaydı okutacak mıydınız? Sabaha kadar yetiştirebilirdi arkadaşlar. Belki sunma imkanı olacak. Kamuoyunun hassas olduğu bir diğer konu ilk gelen fezlekeler 28 klasör. Şu an meclis başkanına gelen ise 11 klasör. Peki aradakiler nerede? Ama burada tabii efendim çok kritik bir süreç ya. İnsanların her soruşturmadan takip ettiği bir süreç. Şimdi efendim burada ben anlamak için iki tane şey soracağım size. Bir tanesi şu. Dediniz ki 28 klasörden 11 klasörü indi. Alakalı olmayanlar meclisin soruşturma yetkisinde olmayan kişiler. Evet. Efendim bu 17 klasörü yani 28'den 11'e indiren neresi? Adalet Bakanlığı mı? Hayır, savcılık mı? Savcılık. Yani mesela savcılık. Oradaki bu ayıklamanın... Savcılık yapıyor. Biz bilmiyoruz. 28 lafının da dosyaları sayarak biz bilmiyoruz. Böyle çıktı. Gönderildi. Bir yazının içinde bir rakam olarak geçiyor. O ayrımı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yapıyor. Yani yeni savcı yapıyor. Yeniler. Kim olduğunu biz bilmiyoruz. Evet. Fezlekelerin meclise geldiğinden muhalefetin haberi de meclis kapandıktan sonra oluyor. Çiçek bunların meclise ulaştığını haber veremez miydi? Sayın Başkan burada 28'inde gelir gelmez siz hukuk işlerine bunu hemen aktardınız. Cumartesi siz İstanbul'daydınız. Pazar günü de meclis çalıştı ve kapandı. Şimdi efendim bizim bu fezlekelerin meclise yollandığından haberimiz salı günü oldu. Yani ayın 4'ünde oldu. Evet. Bu süreçte acaba meclis başkanlığı en azından muhalefet partilerine bu süreçle ilgili bilgi verebilir miydi? Çünkü hani kamuoyu çok yakından takip ettiği bir süreç. Kamuoyu yakından takip ediyor. Zaten takip ediliyor bu. Bizim böyle bir şeyimiz yok. Usulümüz yok yani. Ayrıca bilgilendirilirse olur mu? Olur canım. Kıyamette kopmaz bilgisi. Ama böyle bir usulümüz yok bizim. Biz işlemleri tamamladıktan sonra zaten gereğini yapıyoruz. Cemil Çiçek fezlekeler konusunda kimse inancı savunmam diyerek önemli bir yorum yapıyor. 55 kişi önergeyi verdi bugün. Bir ay içerisinde görüşülecek. O görüşülüp kabul kararı verilinceye kadar bu kişilerle ilgili şüpheli bir de diyemezsiniz. Evet. Peki biz ne diyoruz şimdi?
Ne diyoruz? Allah'ını seven herkes bir baksın. Ya tamam, yani ben kimsenin yaptığı yanlışı savunmam. Bundan daha enayicede bir iş olmaz. Birisi bir iş yapmış, bir hata yapmış, bir yanlış yapmış. O işte dahli olmayan onun avukatlığına, şununla bununla soyunmaz. Ben hukukun avukatlığını yapmaya çalışıyorum. Madem ki şüpheli bile denilemeyecekse, hani kürsülere çıktığımızda bir kişi kesin hüküm giyinceye kadar masumdur, söylemiyor muyuz? Ya bundan sonrası, mesela muhalefet meclise ulaşan dosyaları inceleyebilecek mi? Çiçek bu meclis tarihinde bir ilk. Anayasacılara danıştım diyor. Şimdi efendim bu dosyalar şu anda mecliste. Mecliste hukuk evet. İşleri inceledi. Peki mesela muhalefet milletvekilleri istese incelemek, İncelebilirler mi şu anda? İncele. Bakın şimdi orada da bu döneme şöyle bir özelliği var Sayın Savunucu. Yani ben meclis başkanı olduğumda geriye dönük 90 yıllık 20'den bu tarafa hiç önümüze gelmeyen konular bu dönemde geldi. Şimdi bu sorduğunuz soruda ilk defa karşımıza çıkan bir konu. Ben burada partizanca bir tavır içerisinde olmaksızın acaba doğru olan ne hukuken, onu yapmaya çalışıyoruz. Evet. Onu yapmaya. Bunun için de, çünkü neden? İleride bunlar emsel oluyor. Bakın demin diyorum ki bu geçmişte bu fezlekeler kaç günde genel kurulu intikal etmiş. Bakıyoruz geriye dönük. 6 günü var, 25 günü var, 30 günü var, 78 günü var, 90 günü var. Var oğlu var. Demek ki diyoruz ki hemen akşam gelmiş, sabahleyin apar topar göndermemişler. Meclis uygulamalarında teamüller en az yazılı kurallar kadar önem arz ediyor. Şimdi biz geriye dönüp baktığımızda böyle bir uygulama var mı? Böyle bir uygulama. Yani şey verdi, daha şu an bir talep de yok. Şu ana kadar bir talep yok. Muhalefet indireyim diye siyaseten konuşma var ama bir resmi başvuru talebi yok. Meclis soruşturması yapılsın diye 55 milletvekilliği ile ilgili dosyayı inceleyelim diye şeyler var.